Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Düdüklü'de zerdeçallı çorba yapacağız. Mercimek çorbası. Gelin hep birlikte tarifine geçelim. Evet, öncelikle ocağımızın altını açıyoruz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız. Arkasından 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Evet. Yağımızın erimesini bekliyoruz arkadaşlar. Yağımız eridi arkadaşlar. Sonrasında bir orta boy soğanımız ufak doğranmış şekilde yemeklik doğranmış bir halde. Onu da kavurmaya alıyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanımız kavruldu. Arkasından bir orta boy küp küp doğranmış olan patatesimizi de ilave ediyoruz. Onu da 1-2 dakika kadar kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, patatesimiz de kavruldu. Arkasından önceden hazırladığım 1,5 su bardağı yıkayıp süzdüğüm mercimeğimizi de ilave ediyoruz. Bunu da yine aynı şekilde diğer malzemelerimizi yaptığımız gibi 1-2 dakika kadar da mercimeğimizi kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, daha sonrasında bir çay kaşığı kadar tepeleme değil silme diyoruz. Zerdeçalımızı da ilave ettik. Şöyle bir güzel birbirleriyle birleştirip karıştırıyoruz. Şekilde. Gördüğünüz gibi zerdeçal çok güzel bir renk verdi. Sapsarı rengi. Daha sonra 7 su bardağı kadar suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Ben normal su ilave ettim. İsteyen tabii ki et suyu, tavuk suyu da kullanabilir. Şu an için benim tavuk suyum ve et suyum olmadığı için ben normal su kullandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle göz kararı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Arkasından şöyle tekrar bir karıştırıp düdüklümüzün kapağını kapatacağız artık. Düdüklümüzün kapağını şu an kapatıyoruz ve çorbamızı pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çorbamız pişti. Şimdi yarım çay kaşığı kadar kimyon atıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra şöyle azıcık arkadaşlar, azıcık bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbamızı servise hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, çorbamız servise hazır. Videomu beğenmişseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.